Askerler nasıl bakıyor onu merak ediyorum. Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir. Evet. Osman Bey, siz nasıl görüyorsunuz bir asker gözüyle? Harita gözünüzün önüne geliyor. Çok iyi Rusya çalışıyorsunuz, Rusya'yı takip ediyorsunuz. İki görüş oluştu. Bir iç sorun olduğuna dair tartışma var. Bir de dışarıdan bağlantı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce isterseniz özel askeri şirket ne için kuruldu ona bakalım. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde dünya düzeni diye bir şey kurulmuştu. Daha sonra Soğuk Savaş'ta bu dünya düzeni devam etti. Çok kutuplu bir yapı üzerinden iki kutup ağırlıklı olarak devam etti. Soğuk Savaş bittiğinde sistemik bir deprem oldu. Dünya düzeni sarsıldı. Dünya düzeni sarsılınca da güç boşlukları oluştu çeşitli bölgelerde. Soğuk Savaş döneminden sonraki çatışmalara bakarsak bunların çoğusu ülkelerin kendi iç problemleri gibi görünür, iç savaş niteliğinde görünür. Ama bu aslında yine dünyadaki gücünü devam ettirmek isteyen ülkelerin çabalarıyla ortaya çıkan işlerdir büyük çoğunluğu. Şimdi bu dönemde büyükler işte Amerika için Blackwater diyoruz, Rusya için Wagner diyoruz, başka ülkelerin de var. Özel askeri şirketler kurdular. Neden? Uluslararası savaş hukuku şiddet kullanma tekelini devletlere verdi. Ama bunu devletlere verirken de çerçevesini çizdi. Şu silahları kullanabilirsin, şunları yapabilirsin, şunları yapamazsın. Cenevre Sözleşmesi dediğimiz şey. Şimdi devletler bunun dışına çıkmak istediği zaman ne yaptılar? Özel askeri şirketleri kullandılar. Özel askeri şirketler devletlerin gayrimeşru işlerini yapmak üzere kurulmuş şirketlerdir. Bir kere onun adını koyalım. Öyle mi? Net yani, bir şekilde budur. Net bir şekilde koyalım. Çünkü şiddet kullanma tekeli devlete aitse devlet ordusuyla yaptığı her işin hesabını verir. Kimse neden savaşta şu kadar adam öldürdün diye sormaz. Bir asker hiçbir zaman savaşta öldürdüğü düşman askeri yüzünden yargılanmaz. Ama savaş suçu işliyorsa, yani gidip çocukları öldürdüyse, işkence yaptıysa, yasak silahlar kullanıldıysa, silahsız insanlara ateş ettiyse bunun hesabını verir. Dolayısıyla devletlerin kaçmak istedikleri alanlarda özel askeri şirketleri devreye soktular. Dolayısıyla baştan şunu ifade edelim bir kere, uluslararası hukuka aykırı, belki de insanlığın binlerce yıl içerisinde geliştirdiği temel medeniyet kavramlarına aykırı maksatlarla kurulmuş şirketlerden bahsediyoruz. Şimdi birinci tespit bu, Wagner bu maksatta kuruldu. İkinci tespit, Wagner'in başındaki Prigojin bir oligark. Rusya'dan bahsedince hep oligarkları söylüyoruz. Oligarklar nasıl oluştu? Putin kendi iktidarını sağlamlaştırırken bazı kişilere çeşitli ekonomik imtiyazlar tanıyarak onları zenginleştirdi. Onlar da aslında kendi iktidarını pekiştirdiler. Yani Putin değişik insanlarla koalisyonlar oluşturmuş oldu aslına bakarsanız. Bu bir ölçüde de devlet dışıydı. Yani şimdi Wagner'in patronu Prigojin de bir oligark. Ona da çeşitli vazifeler verdi veya alan açtı. Bunlardan bir tanesi Afrika. Şimdi Prigojin'e bu eylemden önce yöneltilen suçlamaların başında şey geliyor. Wagner hep para alabileceği, ekonomik kaynak devşirebileceği yerlerde savaşır. Afrika'da gidip savaştığı yerler genellikle altın madenlerinin, işte kıymetli metallerin, maden şeylerin, elmasların. Bayağı ganimete gidiyorlar hocam. Evet, aynen öyle. Mesela Ukrayna Savaşı'nda da Bakhmut cephesi o yüzden önemlidir. Bakhmut ekonomik yönden değeri fazla bir yerdir. Kısa sürede de almadı. Yani Bakhmut'un alınması 6 aydan fazla sürdü. Ukrayna'da çok direndi orada. Rus ordusu da veya Rus devleti de, devletteki asker bürokratlar da Wagner'i bu yönden suçluyorlar. Bir yerde şey varsa, maddi bir kazanç varsa Wagner oraya gider. Hocam sözünüzü unutmayın lütfen. Tamam. Bir son dakika. Kremlin, Putin kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacak diyor. Eğer akşam saatlerine denk gelirse biz de yayınımızı aktaracağız. Olur. Buyurun hocam. Yani öyle de bir şey var. Yani para almak. Şimdi evine baskın yaptılar. Milyarlarca ruble çıktı. Külçe altınlar, şunlar. Külçe altınlar falan. Yani bir kere böyle bir... Şimdi Rusya dediğimiz devlet, ister Çarlık Rusyası zamanında olsun, ister Komünist Sovyetler Birliği zamanında, isterse de daha sonra. Devlet başkanı,
işte isterse Komünist Partisi'nin genel sekreteri, sonuçta devlet başkanı, istihbarat örgütü ve ordu. Üçlemesi üzerinde duran bir yapıdır bu Rus devleti. Şimdi Putin bu üçlemeyi biraz bozdu sanki. Bu oligarklar filan girince devreye. Şimdi siz devlete şiddette kullanma tekelinde bir başka ortak çıkarıyorsunuz. Wagner ortak gibi çıktı ortaya. Özellikle bu savaşta. Ve devlete kafa tutmaya başladı. O klasik Rus üçlemesi olarak gördüğümüz devlete kafa tutmaya başladı. Bu ciddi şey yarattı, tepki yarattı. Şimdi bir tarafta Genelkurmay Başkanı var, bir tarafta Milli Savunma Bakanı var. Küfür ediyor. Ve açık açık küfür ediyor. Diğer yandan da Prigojin kral çıplak dedi. Ne için? 3 günde bitecek bir harpti. Ruslar galibiyeti kesin görüyorlardı. Biz tık diye hiç olay çıkmadan girip alacağız diyorlardı. Nitekim yaptıkları yığınak, harekatı başlatma şekilleri, başlangıçta koydukları hedefler açısından bakarsanız 3 günde bu iş bitti. Hadi 3 gün olmadı 5 gün olsun. Hadi olmadı 7 gün olsun filan böyle şeyler. 488. gündeyiz bugün. Ruslar da bıktı. İnanılmaz kaynak israfı var. Çok yıprandılar. Rakamlar vereyim size. 80 bin ila 100 bin Rus'un öldüğü söyleniyor. 200 bine yakın kayıplar var. Yaralılar, kayıplar vesaire. Ukrayna cephesinde rakamlar. Ukrayna'daki rakam 130 bin civarında. Rusyalınki daha fazla. Rusya 200 bine yakın. Yani bu 130 bin ölü var, yaralı var, firar etmiş olan var, kayıp dediğimiz kısım. Orada 200 bin. Ama Rusya'nın ölü sayısı 100 bine dayanmış. Bunu Prigojin de zaman zaman söyledi. 5000'in üzerinde zırhlı araç kaybetti. 156 hava aracı kaybetmiş, 12 deniz platformu kaybetmiş. Bu Rusya'dan gidiyor. Ama Ukrayna da çok kaybediyor ama Ukrayna sürekli takviye alıyor Batı'dan. Batı bütün kaynaklarını verdi, adım adım verdi. 3 günde bitmesi düşünülen bir harp yıpratma harbine dönüştü. Yıpratma harbini herkes yürütemez. Rusya askeri bir güç olduğu için yürütüyor. Şeyden programından önce de söyledim. Askeri kapasitesini sürekli sahaya sürdüğü için şu anda milli gelirinde çok düşme görünmüyor. Ama bir de şöyle bakalım. Mühimmat, topçu mermisi atıyor değil mi toplar? İlk başlangıçta günde 20 bin mermi atıyordu. Şimdi Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda Azerbaycan 300 bin mermi kullandı 44 günde. Evet, şey dedik, yıpratma harbine dönüştü dedik. Artık Rusya'nın da kaynakları özellikle mühimmat ve akaryakıt konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Çünkü en az topçu mühimmatı kullandıklarında 5 bin atıyorlar. Bazı günler 17 bin, 20 bine çıktığı oluyor. Hı hı. Şimdi buradan pay almak söz konusuydu. İlk şey buradan patladı zaten. Bize mühimmat vermiyorlar, silah vermiyorlar. Harp arttıkça, süre arttıkça stoklar erimeye başladı. Rusya dışarıdan kaynak arayışına girdi. Hı hı. İşte İran bunlardan en fazla bildiğimiz. Bu arada oradan... İran'da da bu girişimi hukuka saygı falan dedi. Yani hiç böyle çok yakın, Putin'e daha yakın, Putin'i destekler bir açıklama yapar diye düşünüyorduk ama çok soğukkanlı durdu. Ülkedeki elektrik sıkıntısından doğan protestoları bile ABD'ye bağlayan İran burada. Çünkü Suriye sahasında birbirleriyle rakipler. Bir batılı devletler de baştan çok ihtiyatlı yaklaştılar. İzleyelim dediler filan. Yani şuna gelmek lazım. Şimdi Wagner bir taraftan uzayan savaşta ara ara zafer ışıltıları veriyor. Rus toplumunun sempatisini topladı. Mesela Rostov'a gidişte çiçeklerle alkışlarla karşılandı. Yani 800 kilometreye yakın, 780 kilometre yol gitti. Direnişle karşılaşmadı. Tam tersine halkın sempatisiyle karşılaştı. Bizim değişik temaslarımız var. Rus televizyonlarına da zaman zaman beyanat veriyorum. Ana akım medya Putin'in söyleminden sonra değişti ama yine de bazı küçük kanallar Prigojin'i destekliyorlar, tutuyorlar, sempati gösteriyorlar. Şimdi burada da zaten Prigojin'in entelektüel bir şeyi de yok. Yani geçmişi de yok, askeri geçmişi de yok. Gücün verdiği bir şeyle ortaya çıktı. Öbür tarafta da devlet var. Yani Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı. Bana kalırsa ben de Mehmet Perinçe'ye katılıyorum. Güç savaşı oldu. Bu güç savaşı devlet ve özel şirket. Şimdi aslında
Putin biraz başlangıçta söylediğim gibi oligarklarla sağladığı yapıyla kendi iktidarını pekiştirdi. Şimdi o da bir tercih yapma durumunda kaldık. Hangisini seçeyim? Baştan beri de sessiz biliyorsunuz bu konuda. Onlar birbirlerine küfürleşirken. Yani belki Putin tuzağa düşürmüş bile olabilir Prigojin'i. Öyle mi? Şunun için söyleyeceğim. Yine Ruslardan öğrendiğim, Rostov'a toplantı yapmaya gitmiş başlangıçta. Şoygu çağırmış oraya. Gel görüşelim karargahı diye. O gelmeden bir müddet önce şeye binip gitmiş. Uçağa veya helikoptere binip ayrılmış. Gittiğinde Şoygu'yu bulamayınca çıldırmış. Ve oradan devam etmiş denen de var. Yani doğru yanlış bilemiyorum. Duyduğumu söylüyorum.